Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine şöyle sıralı, zarif, çıtı bir modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Bu yine yası modelimiz arkadaşlar. Bunu sizler için tığa çevirdim. Evet. Benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın buraları e, zincir olarak yaptım. Siz süt pipetiyle arkadaşlar veya da 3 numara şişle bu zincirde yaptığım ilmekleri e, siz o şekilde 3 numara şişle veya da dediğim gibi süt pipetiyle Bunları ilmek olarak yapabilirsiniz. İğne oyasında ilmek şeklindeydi. İlmek şeklini yapamayan arkadaşlarımız var. Bir de zinciri daha kalın. Şöyle tok tutuyor. Siz o şekilde yani pipetle ilmek halinde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu sıra sıralı tek sıra çıtı pıtı modellerden çok hoşlanıyoruz diyenler için bunu bu şekilde yapmak istedim, tasarlamak istedim. Aslında 552. modelim de Tek sıra çıtı da çok zarif. E, izlemek isteyenler 552. E, modelimi de izleyebilirler arkadaşlar. Seven sıralı ince zarif oyadan hoşlananlar arkadaşlarımız 552 nolu e, modelimi de bakabilirler. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tülbentimizin kenarlarını dört kenarı da ikişer zincir veya üçer zincir çekerek bu şekilde tığ battılarını hazırlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. İlk başlarken de aynı bu şekilde başlıyoruz. İki defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battımın içine girdim. 1, 2, 2. Şöyle bol bol da alıp yuvanızı büyük yapalım arkadaşlar. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi bir zinciri trabzanımın tepesine çekip içine bir tane boş sık iğne yaptım. Bu sık iğne yapmamın amacı bu kirpiklerimin şöyle arkadaşlar kalıp gibi durması. Bu şekilde 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8 Kapatıyorum. Buraya bu birinci kirpik. Yine 8 zincir. 4, 5 6, 7, 8 sıkı sıkı bu şekilde 8 tane zinciri çekip yaptığım trabzana kapatıyorum. Bu da 2 oldu. Yine 8 zincir. 4, 5, 6, 7 ve 8. Otuttura otuttura 8 tane zincirimi çekip trabzanımın arasına kapatıyorum. Yine bir 8 zincir daha. Trabzanımın içine bu şekilde dört tane kirpiğimi yaptım. Şimdi arkadaşlar beş zincir çekiyorum. Beş zincirimi şöyle ters çevirip en son yaptığım kirpiğimin içine sık iğne ile buraya sağa Şimdi 6 tane zincir. Hemen ikinci kirpiğimi aralayıp sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yine 6 zincir. Ve bir tane kenarda boş kirpik bırakıyoruz. Diğerlerine bu şekilde yuva yapıyoruz. Şimdi 1 İki zincirimi çekip düz yüzüne döndüm bu şekilde bu 5 zincirden ikincisini 5 birincisini altından yaptığımızın içine bu şekilde ikişer zincirli kirpikler yapıyoruz İki zincir bakın alırken sahte sık iğne ile iki daha güzel ince duruyor arkadaşlar İki zincir 3 2 zincir 4 5 tane iyi arkadaşlar bakın e, boyut olarak fazla büyük olmayacak sıralı zarif bir oya Evet, şimdi arkadaşlar 5 tane doldurduk yuvamızın içine ikinci yuvamızın da içine bu şekilde sadece sık iğne ile zincirsiz sık iğne ile geçtim 1-2 zincir yine aynı şekilde bu yuvaya da 5 tane yapıyoruz. Sabitliyorum. 2 zincir 2 2 zincirimi çekip bu şekilde sahte sık iğne ile kirpikleri yapıyorum. Çok zarif oluyor arkadaşlar. Hem sıralı hiç ip yup koparmadan iki zincir bu şekilde bakın arkadaşlar buraya geçiş yaparken sık iğne ile geçtik ya bu 5 zincirle ters tarafına dönüp yuva yaptığımız yer var ya buraya da giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet arkadaşlar bakın sıkı sıkı kalıp gibi olması için 7 tane zincirimi çektim. Buradan 3 tane tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bu zincir olayı aslında arkadaşlar bu mesela gerdirme bolluk olmaması tam olması önemli. Bu benim için 7 olur, sizin için 6 olur, 8 olur. Bu el ayarıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Şimdi aynısından bir tane daha yapalım. İki defa tığımı doladım. Şöyle yavaş yavaş anlatıyorum. Önemli olan anlamak olsun diye arkadaşlar. İki. Bakın. Biraz bol çekiyorum ki kirpiğimin dördü de sığsın bu şekilde. Dört seferde. Trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çekip hemen sık iğne ile kapattım 8 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum 7 8 kapattım bu yaptığım trabzanımı bu şekilde bu ilk kirpiğim 3, 4 5 6 7 ve 8 kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu da üçüncü. Şöyle. Yine bir sekiz zincir daha çekip sonucu kirpimizi de yapalım. Bir, iki, üç, dört, yedi ve sekiz. Trabzanıma sık iğneyle sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi dibine beş tane zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, dört ve beş zincir. Hemen şöyle ters tarafını çevirdim. Son yaptığım kirpiğimin içini aralıyorum. 5 zincirimi buraya sık iğne ile tutturuyorum. Ve 6 tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki kirpiğimi aralayıp sık iğne ile sabitledim. 5 zincir 5 zincirimi sıradaki kirpiğimin içine sık iğne ile bu şekilde tutturuyorum Şimdi arkadaşlar şöyle geri döndüğümüz için buna 5 diğer şey ilkine 6 geri dönünce bir ipi aynı bakın 6 ile 5 aynı yuvaya sahip şimdi üzerindeki zincir çekerek şöyle dönüş yapıyorum buraya 5 tane bu şekilde kirpik yapacağız kirpiklerimi yaparken arkadaşlar şöyle zarif dursun diye sahte sık iğne ile kapatıyorum yuvadan girdim bir ilmek aldım sonra tığımdakinden geçirdim sık iğne ile sabitledim şöyle yaptığım kirpiği sağa doğru çekiyorum iki zincir şimdi arkadaşlar şöyle gayri ihtiyar sık iğne yapıp bir zinciri şöyle oturması için çekiyorum onu da unutup iki zincir çekince 3 oluyor bu bir aslında bunu unutmayalım bir tane de üzerine çekelim 3 bunu da aynı gösterdiğim gibi hemen 4 ve 5 bu şekilde 5. de buraya sabitledim evet 5 tane bu şekilde kirpik yaptık bakın arkadaşlar bir de buranın altı olması şu yönden iyi buraya bir sık iğne ile geçtik bir tane yer kapsetti Mes mesafe sığma açısından o yüzden dönerken altı ikinci kirpiğimizin yuvasını yaparken de 5 tane zincir çekiyoruz. Böyle aynı orantıya sahip olmuş oluyoruz. Şimdi iki zincirimi çektim. Sıradaki yani buraya 5. 5 beş tane kirpik yapmaya başladım. Bu şekilde 2 3 Şöyle hemen kaydırıyorum. 4 5. 5. Beş. ve sonuncu kilpiğimi de yaptım. 2. yuvamız da hazır. Burada 5 zincirle dönüş yaptığım yere de bir tane sık iğne yapıp şöyle oyuntusunu yuvarlaklıyorum arkadaşlar. Bu önemli. Şöyle güzel oyuntular olması için sık iğne güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar 7 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 4 5 6 ve 7 hemen 3 tane tığ battı sayıp dördüncü tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir iki zincir çekeyim ve bırakalım Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız işleme bakalım bu şekilde hiç ütü falan gerekmeden direk şöyle yakın plan. tabi arkasından ütülendiği takdirde daha bir hoş duracaktır. Şunlar da daha önce sizler için hazırladığım şu ikisi sizlerle yaptığım. Bu takdirlerle güzel bir şekilde yapıldığı takdirde arkadaşlar çok hoş ve zarif bir model olacaktır. Şöyle. Evet. modelin bu arkadaşlar. Umarım beğenir ve yaparsınız. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.